Ivana gitmiş. Pierre Nemo Paris'teki çalışma masasında tek başına bir sürü kağıdı ve vaka dosyasını incelemek zorunda kalmıştı. Bundan nefret ediyordu. Başkaları ateş altındayken o kendini geri hizmetteki bir asker gibi hissediyordu. Şimdi 14 Kasım çarşamba günü hızlı trende tek başına yolculuk yapıyordu. Tam bir azaptı. Yerdeki halının pis kokusu sinmiş koltuklar, gözleri çapaklı yolcular, bir kulüpte kafayı bulmuş gibi koltuklara sırtını dayamış uyuklayan hırpani görünümlü kontrolörler. İçlerinden biri ondan biletini istiyordu. Mimo adama bakmadan biletini uzattı, sonra koltuğuna izole bir yer, tek olumlu nokta gömüldü. Özellikle de gittiği yer onu rahatsız ediyordu. Alzas. Yine anlayamadığı bir şey daha. Görev yaptıkları bu yeni büro, onları Fransa'nın dört bir yanına yollamak için kurulmuştu ve peş peşe gelen iki vaka ikisini aynı yere ya da neredeyse aynı yere sürüklemişti. Kara orman ve köknarlarından sonra Florival Vadisi ve bağları. Tanrı'nın işi. Büyük babasıyla büyük annesinin evine birkaç kilometre uzakta bir yer. Bu sadece talihsizlik değil, bir lanetti. Bu bahtsızlığın bir adı da vardı. Philip Schnitzler. Kolmar savcısı ve onun çocukluk arkadaşı. Daha doğrusu birkaç yıl boyunca aynı okul sırasını paylaştığı arkadaşı. Sonra da hiç görüşmemişlerdi. İkisi de kendi yoluna gitmişti. Ama bir şapeldeki bu şüpheli ölüm vesilesiyle Şinitzler bir anda eski arkadaşını hatırlamıştı. Olay kaza mıydı? Sabotaj mı? Cinayet mi? Eski dostları Nemo'ya fikrini soracaklardı. Camdan dışarıdaki manzaraya bir göz attı. Bağ bozumunda çalışmaya gönüllü olmuş Ivana'yı düşünüyordu. Son anda yapılmış bu içeri sızma harekatına çok fazla inanmıyordu. Mevsimlik işçiler daima işin dışında tutulurdu ve içeri sızmış bile olsa, partnerinin tebliğcilerin ağzından laf alabilme şansının çok az olduğunu biliyordu. Yapacak daha iyi bir işi olmadığından yeniden dosyasına gömüldü. Satır aralarında okuduğu kadarıyla tarikatın vadide çok özel bir statüsü vardı. Şarapları bölgenin en mükemmel şarabıydı ve dolaylı da olsa yerli halka iş sağlıyorlardı. Tebliğcileri özenle sorgulamışlardı. Buna karşılık onlar otopsi yapılmasını reddetmişler ve arazilerine herhangi birinin girmesine de izin vermemişlerdi. Şapel Domen'in dışındaydı ama hiçbir şey jandarmaya onların krallıklarını araştırma yetkisi tanımıyordu. Yine de Schnitzler onları otopsiye ikna etmeyi başarmıştı. O kadar. Samuel öleli beş gün olmuştu. Jandarmanın dosyası ise bir snack barın menüsü kadar inceydi. Savcılık gizli bir araştırma yapmak için soruşturma dosyasını kapatmamış, süresini uzatmıştı herhangi bir yargıç kararı olmadan bu küçük dünyayı iyice silkelemesi için Nemo'ya tam yetki vermişlerdi. Polis neredeyse bilinçaltında başka bir gerçek olduğunu da hissediyordu. Schnitzler onu çağırmıştı. Çünkü o da çok net olmasa da bu domende bir şeyler döndüğünü sezinliyordu. Samuel'in ölümü, Nemo ve onun efsanevi titizliği sayesinde bu anakronik dünya hakkında bilgi toplamak için bir fırsattı. Güçlükle anlaşılan bir anons, kol margarına geldiklerini bildirdi. Nimo, Fransa Devlet Demir Yolları memurunun aksanını duyunca gerildi. Welcome back home. Valizini aldı ve içine iyi duyguların yayıldığını hissetti. Sanki tüm güçleri zihninde yeniden bir araya geliyordu. Çok iyi bildiği bu bölgeye ikinci kez gelişine tahammül etmek için bu güçlere sım sıkı tutunması gerekecekti. Kahretsin. Küfür vagonun basamağında onu peronda bekleyen jandarma subayını görünce ağzından çıkıvermişti. Yüzbaşı Stefan Desnos, adının tam tersine bir kadındı ve ayrıca hiç de fena değildi.